Evet arkadaşlar, Güneşli Vadiden herkese selamlar. Sonunda beklenen videoyu çekebiliyorum. Yani maliyet videosu. Evet, bugün günlerden hemen bakıyorum. Göremiyorum. 28 Ocak 2022 Cuma günü. Saatte tam 12. Soğuk bir gün. Yani o kadar soğuk değil ama yani bir soğuk sayılır. Tabii öğlen saatlerinde burası yumuşuyor biraz daha. Sabah don oluyor. Biraz size buradaki hayatımdan bahsedeyim. Artık tam zamanlı burada yaşıyorum birkaç aydır. Altyapım tam olarak hazır değil. Suyumu hala tankerden alıyorum. 2,5 tonluk bir tankerim var. Yangında yanmıştı. Tamir ettirdim. Tankerden direkt evin şebekesine bağladım. Sisteme bağladım. Tazyik yok. Tazyiğim yok. O yüzden banyoyu falan kullanamıyorum hala. Yani böyle ip gibi akıyor diyebilirim. Ama işimi görüyor. Kesinlikle görüyor. Şikayetçi değilim. Elektriğimi de hemen yan komşumun sondajında elektrik var. Hemen orada elektriği var. Yaklaşık bir 50 metre uzatma kablosuyla onu alıyorum. Her gün bir onun suyunu açıp kapama seansımız var. Akşam saat 5'te. Gidiyorum onun suyunu açıyorum. 15-20 dakika sonra arıyor tekrar. Abi suyu kapatıver diyor. Gidiyorum suyunu kapatıyorum. Ya benim elektriğim hiç kesilmemiş oluyor. Fethiye veya başka işte uzun soluklu gittiğim yerlere giderken de ben kendi şeyimi kapatıyorum. Suyu ona açıyorum. Gidip onun evinin oradaki şalteri kapatıyorum. Böylece benim evim elektriği kesilmiş oluyor. O oradan kendisi suyunu açıp kapatıyor. Böyle ritüelimiz var. Bazen işte gece geç geldiğimde sorun oluyor. Gidiyorum. Önce geliyorum gece, buradaki şarteli kapatıyorum. Onun suyunun şeyini kapatıyorum, anahtarını kapatıyorum. Sonra tekrar gidiyorum, oradaki elektrik direğindeki şarteli açıyorum. Sonra geliyorum, tekrardan burayı şey yapıyorum falan. Yani bir meşakkatle mi alıştım artık? Ya yapacak bir şey yok şu anda. Ben buna da şükür, Allah razı olsun, bana elektriğini veriyor. Faturasını ben ödüyorum tamamen. Onun dışında... İşte ev artık oturdu. Yani eşyalarım yok. Eşyam yok derken de işte oturma grubum yok. Yani koltuğum, moltuğum yok. Dün televizyon geldi. Televizyonu bağladım. Uydu antenimi yaptırmıştım. Taktırmıştım. Uydum falan var. Gayet güzel çekiyor. Hiçbir sorun yok. İnternetim şöyle. Türk Telekom kullanıyorum. O da 40 GB. Artı 20 GB, artı 10 GB, böyle yaklaşık 70 GB'lık bir internetim var. 150 lira falan ödüyorum ona. İyi çekiyor. Çekmede sorun yok. İnternetim falan kullanabiliyorum. Hatta Wi-Fi yapıp televizyon, smart televizyona falan da bağlayıp çok rahat dizimizi izleyebiliyorum. O dizi kanalları falan izleyebiliyorum. Onun dışında işte geceleri soğuk oluyor. Sabahları soğuk oluyor kalktığımda. Klima falan taktırdım ama daha üst klimaları çalıştıramıyorum. Çünkü dediğim gibi elektrik hattım yeterli değil. Yani uzatma kablosuyla çektiğim için o uzatmanın gücü yetmez diye klimaları kullanmıyorum. Salona 24.000'lik Vestel'in bir markasını taktım. Yatak odasına da Dalkan'ın bir markasını taktım. 12.000'lik, 24.000'lik ve 12.000'lik. Sıfır aldım bunları. Onun dışında sabahları kalktığımda işte gerçekten soğuk oluyor. İşte yani soğuk bir yerde uyanmak hoş değil. Sobayı yakıyorum hemen. Bir yarım saatte ısınıyor. Sobadan bahsedeyim. Sobamda döküm soba. Şömine tarzı camlı. Üstü fırınlı. Güzel bir döküm soba. Onu da Bursa'dan almıştım. Şöyle yani döküm soba. Önce bir kendisini ısıtması gerekiyor sobanın. Kalın döküm içinde tuğla falan da var arkasında. Önce kendini ısıtıyor. Sonra da ciddi bir ısı vermeye başlıyor. Görseli de çok güzel. Yani izlemesi çok güzel ateşi. Güzel bir hava veriyor yani eve. O
şey yadsınamaz. Isısı da çok iyi. Yani sürekli doldurmanız gerekiyor odunu. Odun çok yiyor tabii, yani odun harcıyor ama bütün sobalar harcar. Onun dışında tabii geç ısınıyor, geç soğuyor. Yani kombi gibi ısıyı yani sürekli muhafaza ediyor bir şekilde. Onun dışında valla bu soğuk zamanlarda biraz inşaat işlerine ara verdim. Yani biraz da sıkıldım açıkçası. Çok da kendimi yormak istemiyorum. Biraz artık evde takılıyorum. Ne bileyim, gitar çalıyorum, bağlama çalıyorum. İşte video işleri falan yapıyorum. Arada işlerim oluyor, çekime falan gidiyorum. Onun dışında işte Fethiye'ye gidiyorum. Ara sıra işte bisiklet sürmeye falan, bir hava güzel olursa. Arkadaşlarım geliyorlar, böyle muhabbet falan. Odun kırıyorum, odun kesiyorum. Etrafta çok odun var. Yani şöyle söyleyeyim, dün yaklaşık 2 el arabası odun hazırladım. Yani 2 gecede bitti. Yani 2 gecede 2 el arabası odun bitti yani. Nereden baksanız bir 250 kilo odun gidiyor yani. Harcanıyor sabahtan akşama kadar, yakıyorsunuz. O yüzden odun yapmak gerekiyor, hazırlamak gerekiyor. İşte biraz motorla, motor testereyle, sonra biraz da bilek kadar olan dalları tahrayla falan kesiyorum. Onun dışında fidanlar aldım. Zeytin fidanları aldım. Gene bir 100 tane kadar. Onların dikimini yapacağız bu ay çıktıktan sonra. Gene bir festival düzenleyeceğim. Ağaç dikim festivali. Çevreden arkadaşlarım, işte Yerel Tohumlar Derneği'ne üyeyim aynı zamanda. Onlar gelecekler. Hep beraber böyle bir dikim festivali yapacağız burada. Hem piknik havasında falan. Videolarını çekeceğim, paylaşacağım. Bu arada ben gene de şeye de devam ediyorum. Ağaç bağışı kampanyası da devam ediyor. Buraya ağaç bağışlamak isteyen arkadaşlarım benle iletişime geçip hep parasını bana göndereceksiniz, gönderiyorsunuz. Ben zeytin, nar, narenciye türü ağaç, meyve ağaçlarından alıp dikeceğim. Ve her bir ağacın da altına isminizi yazacağım. Yani kendi ağacınızın nerede olduğunu bileceksiniz. Buraya da geldiğinizde inşallah ağacınızda fotoğraf çekip, işte meyvesi varsa meyvesini yersiniz. Güzel bir enerji olur. Yani amaç şey, yani nerede olduğunu bildiğiniz bir ağacınız olsun, meyve ağacınız olsun. Bir de buralar tabii yandı, biliyorsunuz ormanımız yandı, arazimiz yandı. Buraları tekrardan yeşertmek lazım. Yani desteklerinizi bekliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Evet, şimdi maliyetlere bakalım. Tabii ben bu maliyetleri arkadaşlar başından beri tutuyorum. Ama yani her şeyin masrafı, her harcadığım maliyeti yazdım buraya. Masrafı yazdım buraya. Dolayısıyla sadece ev maliyeti değil. Buraya ben girdiğim andan itibaren araziye işte kepçe çalıştırdım. Kepçenin maliyeti. Ne bileyim işte kazma kürek aldım, işte el arabası aldım, merdiven aldım, ıvır zıvır aldım, onları da yazdım buraya. Dolayısıyla siz bu maliyette tamamen bir tarlanız olsa orada yapılacak bütün işlerin maliyetini görmüş olacaksınız aslında. Yani doğada bir şeyler inşa etmenin tam olarak maliyetini görmüş olacaksınız. Şöyle bir neler aldığımı da söyleyeyim. Ona göre de böyle bir toplam total rakamı da söyleyeceğim. Şimdi ben tam olarak 23 Nisan 2021'de başladım. Dolayısıyla daha 22 Nisan'da harcamalara başladım. Hatta işte Nisan'ın ilk başlarında falan işte şey almışım. 650 liraya el arabası, kürek, kazma almışım. 100 liraya balta ve tahra almışım. Sonra direkt ana kalem 22 Nisan'da demir almışım. Tam 26.500 liraya demir almışım. Bunun içinde işte bu profiller var. Artı yutong falan da var. Yutonglar falan da var. Sonra kazıkları yaptıktan sonra 2000 lira betona harcamışım. Hazır beton döktük diplerine, demirlerin diplerine. O videolarda var. Sonra artık yavaş yavaş şeylere başlamışız, yükselmeye başlamışız ve merdiven lazım olmuş. 1500 liraya merdiven almışım. 12 metreye kadar çıkabilen 3 parçalı ağ olan bir merdiven, videolarda var o da, onu aldım. Sonra demişiz ki şeye girmişiz, foseptik demişiz, 800 lira foseptik büzüne vermişim.
O tabi kepçesi koydu falan işte. Sonra işte elektrik lazım oldu. 500 metre şey ne o? 500 liraya uzatma kablosu almışım. Buradan oraya uzatma kablosu. O zamana kadar bizim Rasi'nin kablosunu kullanmıştık. O başka bir işe gittiğinde ben bir kablo aldım. İşte 500 liraya kablo almışım. Yaklaşık 40-50 metre neydi galiba? 5 metreydi galiba metresi. Neyse. Sonra kepçe maliyetlerim var burada. Yaklaşık ilk olarak kepçe çağırdım. Daha hiç araziye başlamamıştım. Yol açtırmam gerekiyordu. 750 lira ona verdim. Paletli kepçe idi bu. O zaman mesela saati 250 liraydı. 200 liraya falan yaptı galiba bana. Şu anda aşağı yukarı 500 lira. Paletli kepçenin. 750 lira ona vermişim. 3150 lira yalaklar kazdırdım. O zaman ağaç dikim yaptığımızda yalaklar kazıldı. Gene işte bu çukurlar falan kazıldı. Kepçe için 3150 lira vermişim. Ondan sonra gene o zaman da işte bu şeylerin yapımı için ağların dikimi için 400 lira vermişim. Vinç olarak kullanmışız. Vinç gelmiş. Sonra 5200 lira taş kaplamalara verdim. Bu dış cephe ve iç cephe taş kaplamalarına gittim. Antalya'dan almıştım 5200 liraya. Fethiye'den alsaydım 10 bin liralara geçecekti o rakam. Ondan sonra işte boya almışım. Demir boyası almışım bir daha. 70 lira, 170 lira vermişim. 60 lira U profil vida almışım. 160 liraya merdiven almışım. 3000 lira su boruları ve profil tutmuş. 500 liraya panel vidası almışım. 15.000 lira rabıta tutmuş. Rabıtalar, biliyorsun benim ağaçlar 5 santim ve 15 santim genişliğinde ladin ağacıydı. Ladin ağacı işte özel getirmiştik onları. 15.000 lira tuttu bu. 4 metre boyuydu. Ondan sonra büyük bir işte ana kalemlerden bir tanesiydi. Onu getirmek için 600 lira nakliye ödemişim. 600 lira saçak saçaklar için işte saçaklar vardı bu çam ağacından. Onları almışım. Yine boya almışım 100 lira. 250 liraya işte yine Koçtaş'tan bir şeyler almışım. 1650 lira banyo bataryaları tutmuş. 5000 lira rasiye işçilik vermişim. Demir işçiliği. 1300 liraya parke almışım. O zaman parkenin metrekaresi 40 liraydı. Şimdi 80 lira. Hatta belki 90 lira bilmiyorum son şeyi. 1300 lira onlar tutmuş. 3750 lira su tesisatı ve elektrik için vermişim. 1500 lira elektrik malzemeleri tutmuş. Kablolar tutmuş. 2400 lira klozet aldım 3 tane. 3 tuvalet banyo için. Fayanslar da bakıyorum 1400, 2600, 3000, 3000, 3300 liraya fayanslarım tutmuş. 3 banyo, mutfak fayansları, duvarı falan işte, seramik ve fayanslar tutmuş. 3400 lira. 400 liraya alçı ve izolasyon malzemesi almışım. 500 lira demişim, pencere önü mermerleri yaptırmışım. Mutfak dolapları 7000 lira tuttu. Hazır yapıldı. 6000 liraya tenekeciye vermişim. Mehmet şu alımları yaptı. Güvercinliklerin kenar derelerini yaptı. 6000 lira tuttu o. 2500 lira kum, çimento, bordeks almışım. 3750 lira banyo dolapları tutmuş. Onları da İzmir'den hazır aldım. Lake kapak. 4000 lira, 4500 lira iç kapılar tuttu. 3 tane iç kapı 4500 lira tuttu. 1, 2, yok 4 kapı. 4 kapı 4500 tuttu. Pervaz, 210 lira pervaz aldım. Şeyler, park yapar pervazları. Sondaj geldi. 10.000 lira sondaja vermişim. Ondan sonra 1300 lira jeoloji mühendisine vermişim. İzin alması için. 1300 lira sondaj için kepçe çalıştırmışım. Bu kuyu açıldı, sondaj devir daim kuyusu. 1500 lira o kuyuya su, tankerle su taşındı. 2 gün tankerle su taşındı oraya. 1500 lira ona o işe vermişim. 300 lira alçı almışım.
Daha sonra işte bu evin eşyalarını almışım. 5000 liraya 12 binlik klima aldım arka yatak odasına. 8000 lira 24 binlik klima aldım salona. Bunlar sıfır. Ondan sonra duşakabin almışım 2 tane 3000 lira. 3000 lira televizyon, 2500 lira çamaşır makinesi 8 kiloluk, 500 lira uydu anteni, 1600 lira balkon masası, 7000 lira su deposu. 2 tane 10 tonluk su deposu yaptırdım betondan, beton buzdan, 7000 lira tuttu. Ve 3500 lira da soba ve boruları tutmuş. Yani toplamda arkadaşlar, toplam rakam söylüyorum, 166.100 TL. Ama burada muhtemelen artısı eksisi, yani eksisi yoktur, artısı vardır. 170 bin lira falan diyebiliriz. Gene fazlası da olur. Çünkü da benzin var mesela. Bir sürü benzin yaktım. Yani mazot yaktım. Gidiyorum geliyorum falan. Onları falan yazmıyorum. Tabii yazmadım yani. İşte arada ufak tefek 50 liraya bir şey alıyorsun. Bir ihtiyaç oluyor. Onu alıyorsun. Bunu alıyorsun falan. Yakındakini alıyorsun. Onları falan hiç yazmadım. Yani 170 bin lira ortalamaya, ama tabii eşyalar falan da var. Ve altyapı yapıyorsunuz. Yani sadece ev değil, işte kepçeler var, buradaki altyapı işleri var, suyu var, elektrikleri var, deposu var, sondajı var. Zaten sondaj şurada tutmuş 20 bin lira yakın sondaj tutmuş zaten. Yani sen sondaj açtırmamış olsan, kepçe çalıştırmamış olsan, sadece şu evin maliyeti arkadaşlar, onu söyleyeyim ben size, sadece evin, geldin ev yapıyorsun sadece. Yaklaşık olarak bana maliyeti 30 bin, 40 bin, 60 bin lira falan yani. Tabii 60-70 bin liraya falan bu ev mal edilebilir. Tabii yani 70 bin, 80 bin olsun ya. Yani sadece evin maliyeti bu. Yaparsınız. Ama şu anki maliyeti bilmiyorum yapılabilir mi de. Ben o dönemde, bana aslında sadece evin maliyeti aşağı yukarı 80 bin lira. Diğer 80 bin de altyapı ve tabi eşyalar falan da var işin içerisinde. Öyle bir maliyet tuttu. İşin maliyet kısmı bu. İnşallah faydası olur size. Bana bu konuda her türlü soru sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yardımcı olurum her konuda, elimden geldiği kadar. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Hemen yeni bir video daha çekeceğim aynı akabinde. Buradaki yaşam ve yaşadıklarımla ilgili, o da size güzel fikirler verir. Neler yaşadık, ne oldu, ne bitti, onu paylaşacağım şimdi. Maliyet videosu bu kadar. Umarım faydası olur. Görüşmek üzere. Sayfayı takip etmeyi unutmayın. Hatta arkadaşlarınıza lütfen tavsiye edin, önerin. Sevinirim. YouTube'dan da güzel eleştiriler, yorumlar geliyor. Onları şimdi paylaşacağım şeyde, bu yeni yapacağım videoda. Bir sonraki videoda. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.